Parlamentoda bu konudaki komisyonda çalışan, o raporlarda imzası olan bir isim Gamze Taşçıer. Biz bu meseleyi nasıl çözeceğiz? Öncelikle şunu belirteyim İsmail Bey. Nadir hastalıklarla ilgili dünyada 7 ila 8 bin nadir hastalık var. Ve bu hastalıkların sadece %5'i tedavilere cevap veriyor. Yani bu gerçeği aslında bilerek bir öneri ifadede bulunmak istiyorum. Biz parlamentoda bu komisyonun hazırlanmasında aslında 5 siyasi partinin ortak iradesiyle kuruldu. Ve partiler üstü bir mesele olarak gördük. Ve anayasayla birlikte ailelerin çocuklarının yaşadığını, yaşam hakkını göreceği, umut ettiği bir dünya yaratmak için aslında çok önemsiyorum bunu. Biz ne yapacağız? Öncelikle aslında bir yıl oldu neredeyse bu komisyon kurulalı. Yani geçen sene Nisan ayında komisyon ilk toplantısını yaptı ve bir rapor hazırladı. Ben şöyle de göstermek istiyorum. Aslında bu rapor hazırlanırken tüm dernekler, sivil toplum örgütleri, aileler, hastalar, tüm kesim ortak düşüncesi alınarak hazırlandı ve bir yol haritası çıkarıldı. Aslında Şubat ayında komisyon görüşmeleri tamamladı ama Mart basım ayı, onu da belirteyim. Sonraki süreçte maalesef hala parlamentoda bu rapor okunmadı. Şunu belirteyim, yani bu raporun parlamentoda okunup okunmaması, uygulanması noktasında herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ama şu an bu raporu komisyonda bulunan 12 arkadaşım, yani imzası olan 12 milletvekili savunuyor. Eğer bu rapor parlamentoda okunursa, görüşülürse 600 milletvekilinin ortak kararıyla aslında iktidara bir yol haritası sunmak istiyoruz. Nasıl çözülecek o zaman? Ne yapacağız? Nasıl çözülecek? Öncelikle iktidarın bu sorunu çözmek için gerekli iradeyi ortaya koyması lazım. İradeyi koydu diyelim. İradeyi koydu. Burada da yol haritası var. Ne var? Çözüm, yani hastalığın nasıl tedavi edilebileceği iki aşamalı aslında. Mevcut hastalık nasıl tedavi edilir? Bir diğeri, tedavi edilemeyen hastalığın yaşam standartı nasıl iyileştirilebilir? Karşılaştığı sorunlar. Şunu öneriyor musunuz? Devletimiz, tabii sosyal devlet, her bir vatandaşına eğitim ve sağlığı ücretsiz sağlamak zorunda. Evet. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bir çocuğumuz SMA'lı hasta ise ve onun tedavisi var ise devletimiz bunu karşılamakla mükellef değil mi? Kesinlikle zorunda. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Aslında ben de bunu komisyon görüşmeleri sırasında öğrendim. Az önce hasta SMA'lı bir aile de onu ifade etti. İlaçların çok pahalılığından. Şunu belirteyim. İlaç kaç milyon lira, kaç milyon dolar olursa olsun, dediğiniz gibi sosyal devlet bu ilacı karşılamak zorunda. Ama beni kahreden ne oldu biliyor musunuz? SMA hastalığı evlilik öncesi genetik bir taramayla tespit edilebilir ve devlete maliyeti sadece 5 dolar. Çok yani önemli. Eğer bu uygulama hayata geçirilirse başka SMA'lı hastaların doğmasının önüne geçilmiş olacak. O zaman devletimiz ne yapsın? Evlilikten önce. Evet, bu tarama testlerini hayata geçirmesi lazım. Ve eğer kişi taşıyıcıysa zaten genetik ayrıştırma yöntemiyle sağlıklı çocuk sahibi olmasının da aslında önerisi var bu raporda. Önce mevcut vakanın oluşmasını engelleyecek devlet. Önleyici. Önleyici tedbirler alacak. Bir diğeri de mevcut hastaların bu sorunlarını çözmek zorunda. Eğer anayasayla tanımlanmış sosyal devlet ve sağlık hakkı kavramını gerçekleştirecekse. Sayın milletvekili, neyle karşılaşıyorum biliyor musunuz? Beni de çok sayıda vatandaşımız arıyor, tanıdıklarım. İşte İzmir'den Serpil Atabek doktorumuz, ondan sonra emekli doktor. Ondan sonra Cengiz Özkan sanatçımız, Dilek Türkan sanatçımız. O kadar çok insan arıyor ki. Her bir aile çocuğunu kurtarmak üzere bireysel bir kampanya başlıyor. Evet. Ben hani biz baş edemiyoruz, edemeyiz. Ama böyle tek tek de vatandaşımızı bu duruma düşüremeyiz. 5 lira için bir annenin aslında yakarışını görüyoruz burada. Bu son derece üzüntü verici bir şey. Buna kesin çözüm üretilecek yöntemler var. Yeter ki bu iradeyi iktidar koymak istesin. Peki, bu çok önemli. Hem sorun, hem soruna ilişkin teşhis, hem de sorunun çözümüne dair de paketiniz önemli. Evet. Bir son dakika gelişmesi benim.